Herkese selamlar arkadaşlar FEDin açıklamaları ve faiz kararı çok merak ediliyordu faiz kararını beklenildiği üzere Aslında sabit bıraktılar ve açıklamaları riskli varlıkların özellikle Bitcoin'in e, çok hoşuna gitti ve son bir saatte Bitcoin neredeyse e, 1500 1400 dolar kadar arttı e, ve neredeyse yani yüzde 4lük bir artışı sadece bir saatte gösterdi e, Tuğba Hanımın Twitter hesabında bir özet geçmiş. Onu hızlıca okuyorum. FED faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ekonomideki ve İstihdamdaki toparlanmaya dikkat çekti. İstihdamda toparlanmanın devamını bekliyorlar ancak hala alınacak çok yol var dedi. İstihdamda şunu takip ediyorlar. Özellikle hizmetler sektöründe siyahilerin iş kaybı daha çok olduğu için istihdamdaki iyileşmenin homojen olmasını istiyorlar. Ve şu an siyahiler ve beyazlar arasındaki istihdam toparlanmasına aynı oranda gitmiyor. Bunu özellikle açıklamaları güzel. Bunu şeffaflıkla açıklamaları çok güzel. Buna dikkat çekiyor. Yani istihdamdaki toparlanma tek başına yeterli değil aslında dengeli olması lazım. Arz sıkıntılara dikkat çekti önemli olarak. Enflasyon arz sıkıntısı kaynaklı yani maliyet enfa, enflasyonu ile arttığını ve bunun da geçici olduğunu düşünüyorlar dedi. Arz sıkıntıları kalktığında enflasyondaki yükselişinde geçici kalacağını düşünüyorlar. Olursa enflasyon beklenenden yüksek ve daha kalıcı olabilir önemli bir cümle olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir bu önemli. Yani aslında beklediklerinden daha uzun süre kalacağını kabul ediyorlar. Çünkü pandeminin devam ediyor olması nedeniyle küresel çapta tedarik sıkıntısı var, sıkıntısı devam edeceği öngörülüyor. Aynen öyle birkaç ülkede hala tam kapanma devam ediyor. Hatta Avustralya'da bunun için isyanlar oldu. İnsanlar 2-3 haftadır tam kapanmada ve e, bunun kışında devam edeceği on, öngörülüyor. Hatta geçenlerde bir raporda da e, tam normalleşmenin 2024'ü bulabileceğini iyi senaryoda, iyi senaryoda söyleniliyor. Şu ana kadar gelen en önemli nokta arz sıkıntısını beklediklerinin uzun süreceğini kabul etmiş olmaları. Yani FED evet bir e, enflasyon sıkıntısı bekliyorlar ve bunun e, daha sıkıntılı olabileceğini öngörüyorlar ama bununla ilgili bir faiz artırımı yapmayacağını ve uzun bir sürede de yapmayacaklarını düşündüklerini kesin bir dille önceki açıklamalarında olduğu gibi söylüyorlar ve bunu ek olarak da faizi de sabit bıraktılar. E bunu da riskli varlıklar çok sevdi. Yani yarın borsalar falan da çok sevecektir. E ama gerektiğinde de biz hani parasal politikalarımızı yaparız gerekirse de yani bu alt bir mesaj olarak faizi de arttırabiliriz dediler. Şimdi bu açıklamalardır önce korku ve açgözlülük endeksi %50'lere kadar çıkmıştı ki bu son, bu son zamanların Bitcoin için en yükseklerinden de. alt altcoin'lerde şu an için anlık olarak ise bu neredeyse %86'da plan gördü ve bakarsak da şöyle trendlere bakarsak da Bitcoin dışında e henüz henüz altcoin'ler bu trendi takip edemediğini de rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki Bitcoin çevresinde ne oluyor? 30.000 bu 29-30.000'de yer alan Destek gerçekten çok 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 iyi çalışıyor. Ee, ve ben açıkça söyleyeyim burada bakın bu, buraya geldiğinde artık bu desteğin zayıfladığını ve buradan aşağı sarkmaların olabileceğini düşünmüştüm. Ee, ancak bakarsak burası gerçekten çok güzel çalıştı ve ağırlıklı ortalamaların 7 günlük 50 günlük 30 günlük ağırlıklı ortalama Bitcoin kendinin üzerinde buldu ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neredeyse 8. günü de pozitif kapamaya doğru ilerliyor. Şimdi ayı sezonu bitti mi? Ayı sezonu bitebilir. Onu söyleyebilirim. E, bu 2-3 aylık bariz düşüş trendini bu sonlandırabilir. Çünkü 8 gün arda arda gitme pozitif gün vermek bugün de çok çok büyük ihtimalle öyle olacak. E, i̇lk defa olan bir şey. Bakın buradaki bu Mart'tan beri gelen ayı sezonunda dahi 8 gün ard arda Bitcoin hiç yükselmedi. Bu çok pozitif bir şey. Bunu bir cebe atalım. Ve şu an geldiği nokta birkaç kere buradan geri döndüğü bir nokta. Buna da dikkat etmek lazım. Bu nokta benim için önemli bir nokta. Bu şu sarı nokta neresi biliyor musunuz? Tesla'nın alım yaptığı bölge. Eğer Bitcoin buranın adının üzerine yani 40 binlerin üzerine kendinde kalıcılık sağlarsa 41 binlerin üzerine doğru gelirse bu Tesla'nın alımlarından kar ettiğini gösterecek. Şu an için Tesla alımlarından kar edebilmiş değil henüz. Ama şunu da söylemek lazım. 8 gün bir rekor 9-10-11 olabilir mi? Olamaz demiyorum ama e, şu an lönk diye bir alım yapılmayacak zaman gibi duruyor. Dikkat etmek lazım. İlla ki 1-2 e, tane kırmızı mum yakın zamanda gelebilir. Onu da hesaba katmak lazım. Haftalık olarak da 10 hafta sonra ilk defa böyle sağlam yeşil bir mum verdik. Sağlam yeşil mumdan bahsediyorum. Ha Bundan 6-7 hafta önce e, biz yeşil mumlar vermiştik ancak bu kadar güçlü değildi bu bir ve yeşil mumun tepki verdiği bölgeye geldik. Bakın yeşil mumda o zaman yine testten alım yaptığı bölgeden tepki vermişti. Şimdi buraları zorluyoruz. Dediğim gibi buraların üstüne çıkmak çok önemli ve üçüncü bir haftalık yeşil mum yaparsak zaten o zaman bu bölgenin üstüne çıkmış oluruz. Bu bölgenin üstüne çıkarsak da burada bize 48 bin bekleyecek. bu 48 bin geçilmediği müddetçe ben Bitcoin'de rekorların kırılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Burada 44 bin 45 binleri geldiğinde tamam artık 80 bin olacak demek doğru değil. Bence orada bir 49 50 binleri geçersek bu CME kontrat boşluğudur arkadaşlar. Buranın dolması gerçekten bizim rekorları kırabileceğimizi gösterir. Ancak bunu kesinlikle söylemem lazım. Bitcoin ne yapacaksa 2022'nin ilk çeyreğine kadar yapması gerekiyor. Bence bu benim düşüncem kesin yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ama ben Fed'in 2022'de de faiz arttırmayacağız söylemlerini birazcık tedbirli bulabilirim. Birazcık riskli bulabilirim. Bence 2022'nin son çeyreğine doğru hatta ya, altı, ya işte ya 3. ya da son çeyreğinde 3. çeyrekte olabilir. Fed faiz arttırmak zorunda kalabilir diye düşünüyorum. Ee, öyle bir şey olursa da bence Bitcoin artık oraya da bir boğa, yeni bir boğa sezonuyla girerse bir kıyıma doğru gidebilir. Ancak bunun antitezi ne var? Hocam 2022'de olmama ihtimali var mı? Var. Bunu da koronavirüsün bu sancıları devam ederse şöyle bir olası senaryo var. Hükümetler para basmaya devam edip e, faiz arttırmaya da devam edebilirler pardon e, düzeltiyorum hükümetler para dağıtmaya insanlara yardım etmeye devam edebilirler bu da biz 2022 Mart senaryosuna alabilir böyle de bir beklenti var yani birazcık şu an terazi eşit yanlı ama pozitif bir şey var e, Ay sezonunda bu 8 gün arda arda yeşil mum bir dönüş sinyali olabilir. Ağırlıklı ortalamanın üstüne çıktık. Burada da dikkatinizi çektiğim bir şey var. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın 44 bin olduğunu e, unutmamak lazım. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın da üstüne çıkarsak o zaman ayı sezonu bitmiş ve yeni bir döneme girmişiz diyebilirim. Ama dediğim gibi 2022'nin ilk şeriği çok kritik olacaktır Bitcoin için. E, Lönk diye buradan alınır mı alınmaz onu söylemem. Ya ben almam onu söyleyeyim. Ona dikkat etmek lazım. Altcoin'ler buna ne zaman eşlik eder? Altcoin'ler aslında buralarda bir kalıcılık sağlandığı zaman bakın buralardan aşağı dönüp dönmeyeceği hala yatırımcıların bir tereddüt içinde korkuyor. Aç gözlülük endeksi %50'lerde. Buralardan ama aşağı gelinmediğine, lönk diye aşağı gelinmediğine çünkü önceden lönk diye aşağı geliyordu. Gelinmediğine e, yatırımcılar ikna olursa o zaman göreceksiniz ki bu altcoin'lerde bunları bir yakalamaya doğru Gidebilir deyip bu videoyu da burada bitireyim dostlar. Ee, nasıl bitireyim? Buradan bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmanızı, beni Twitter'dan takip etmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.